Hayırlısı olsun hakkınızda. Zaten diyorum o kadar var ki kimin kısmetiyse ondan sonra sen ayakta kaldın yavrum. Olsun. Ondan sonra kimin kısmetiyse o olacak. Allah kime nasip. Siz de buradasınız. Bu son 15 sene kadar kötü. Herhalde hiçbir şey yok. Hizmet yok. İyi arabayla geliyorsunuz da yürüyerek gelseniz falan. Ben yürüyerek geliyorum. İşte herkes daha her yerde anlatıyor. Postanenin orada düşünce ben bu şey belediye başkanı olmaya karar verdim. Ya. Gördüm oraları. Herkes düşüyor. Kaldırımdan yürümüyor zaten. Caddede yürümüyor, motosikletten kaldırıma çıkıyorsun, işgalden. Zaten böyle kaldırımlar. Her yer öyle. Bu meydan böyle, bir de bunun mahalle aralarını düşün. Yarın da meydanın açılışı varmış. Yani İmamoğlu gelip açılmış. Zor yetiştirirler, çal çamur içinde perişan olmasın. Değil mi? Bizim de parkı açıyor bugün dörtte, yani. Yağmur yağmazsa. Bak, yok yapacağım. Zaten yeşil alan çıktı da meclisten ondan yoksa bir şimdi onu söyle, şimdi ben söyleyeyim. Aman tamam dedik tabi çok bitiyor. O depremde kapasite bizim deprem bölgesi yani. De orası da alanıydı. O da öyle olunca bari hiç olmazsa bu sokaklar oraya çıkar. Evet. Yani iyi. Onun için sizin hani altın otopark yap, üstün park yapsa. Onu ilk önce niyeti öyleydi de o balıkçıları yıktı ama nedense olmadı. Ben mesela 50 seneye yakın neredeyse. Benim 9. büyük kısmı şeyim bu. Dekor sende. Evet ben de. İstanbul'da da kadınlar da ben de. Fabrika holding yönetmek gibi yönetiyorlar. Evet. Amaçları kesinlikle ticaret. Benim partimde de ben de herhangi bir ücretle ya da bir özveriyle hiç aday olmadık. Direkt aday yaptılar sağ olsunlar. Bir de öyle bir adaylığım var. Bir kimseye minnet borcum yok. Benim partimde hizmet için olan bir parti. Biz de arkadaşlarla yaklaşık 50'ye yakın arkadaşız. Biz hepsi Bakırköylü, Ataköylü, Yeşilköylü, Florya'lı. Her mahalleden bir danışmanımız var. Evet. Her mahallenin bir başkanı var. Değişik bir sistem. Her partiden insan var. Her ırktan insan var. Öyle. Değişik bir sistemle. Bir Türkiye'de biraz şey oldu öyle o bakımdan. Türkiye'de şeyi değiştireceğiz Sayın Muhtarım. Tek adamlığı. Tek adamlığı, anlayışı. Çalmayı, çırpmayı bitireceğiz bir kere. Tamamıyla hizmetteyiz. Bir kere muhtarlık binanız çok güzel olmak zorunda. Yani şık olmak zorunda. Binamız yıkılmak üzere. Yani, yıkılacak. Mobilyasıyla, elektronik eşyasıyla, bahçesiyle bir kere Bakırköy'ü siz temsil ediyorsunuz. Halkımızı siz temsil ediyorsunuz. Evet. Sizler bizim ışığımız, nurumuz olacağınız için o konularda ben hassasım. Sivil toplum örgütleri olsun. Kendim zaten kulüp başkanıyım. Aynı zamanda eğitimciyim. Hem eğitimci olup hem kulüp başkanı, sporla işçi olan biri nasıl bir hizmet zaten, verir düşünebilirsin. Zaten. Neler yapacağım göreceksin. Zaten, eğitimden sanata. Mesela evet. Aynı zamanda Orkun Oğlu Kolejleri'nin sahibiyim. He, eğitimciyim. Çok. Babam öğretmen. Yengem 60. yıl, amcam 60. yıldan emekli. He, 60. yıldan. Yengem Behram Ağa'dan, babam Mustafa Necati'den, kızım da öğretmen. O çocukların hiçbiri kahvaltısız sınıfa girmeyecek. Bu devlet okulları için söylüyorum. Fındık yiyecekler. Biz çocukken dağıtıyorlar köyde. Evet. Şile'nin Teke köyündeydi babam o zaman. Bir tayin olmuştu. Evet. Sabahları köy ekmeği üzerine yağ sürerlerdi. Küçük bir pakette de fındık. Onun tadını ben unutamam. Ben torpilliydim babam müdür ya. Ekmeğin kellesini verirdi bana Fatma ablam. Doğrudur. O çocuklar kesinlikle ya, yiyecek. Eskiden böyle beslendik canım çocuklar. Ya. Hep yani güzel gıdalarla beslenir. Şimdi nerede? Gıda alamayın çocuklar. Şimdi dün konuşuyoruz. Ya. Gençken diyordum ya bu çöp tenekeleri çok azdı ama evet. Sabunlu sularla, yollarla beraber onları yıkarlardı. Aynen. Doğru söylüyorsun. Yazlık sinemaya giderdik. Evet. Doğru mu abi? Tabii. Şimdi yazlık sinema yok. Nerede? Normal sinemaya 4 kişi. Burada var yazlık sinema evet. Açıldı. Bari ama gitsek 4 kişi sinemaya 2000 lira temiz. Demezsin. Şimdi Metroman ilk benim senemdi. Ben 2014'te buraya muhtar oldum. İlk haftaları da sanıyorum. Bu metro istasyonu için bir görüş almaya geldiler. Hani benim de ilk sorum metro düşünüyorsunuz. Şey gelen bana Atatürk 250 hattı niye yapılıyor acaba diye düşündüm. Hani mantığı nedir kavrayamadım işin doğrusu o zaman. Hani niye buradan 250 insanlar gitsin diye düşündüm.
Neyse beyefendi anlattı bir şeyler. Tamam iyi peki dedim. Hani otopark nerede olacak deyince adam afalladı. Nasıl yani? Yani ben daha yeni müşterim. Evet hani araba kullanmasını da hiç bilmem. Bir kere denedim. O da kaza yaptım. Şimdi daha hiç denemedim yani. Trafikle ilgili pek sorunum yoktur ama benim aklıma matik olarak o ya otopark ne yapıyorsunuz? Otopark dedi. Toplandığımızda son 10 yaşı özellikle, son 10 yıldan inanılmaz bir nefret ettik ve utandık. Belediye başkanı suçu kadar, çalışanların suçu kadar, bizim de suçlu olduğumuzu düşündük. Sahip çıkmadık. Muhtarlarımızla sivil toplum örgütü bir araya bir gelseydik, bir isyan etseydik, belediyeye gidip iki tane siyah çenek koysaydık, örnek veriyorum. Yani kendi evladımız, kendi mahalleyiz çünkü artık Bakırköy'ü bir yönetim var. Yani inanılmaz nefret. İsmail abi geldi Eminönü'nde Ankara'da. Ben de kaldım şimdi. Meydanınıza bir bakayım dedim ben 30 yıl önce gelmiştim. Çıktık o belediye binasını görür görmez. Bu ne binası dedi. Dedim belediyenin dedi, saçma. Vallahi dedim belediye binası. Ya niye boyamıyorlar bunu dedi. O Atatürk Üstün Hanlı gördü ve gidiyor bunu. Meydanın Hanlı bölümü daha yeni başlıyorlardı. Kılıçdaroğlu'nu anlatıyor. Bakırköy'deki durum nedir öyle diyor. Biliyorum biliyorum diyor böyle yapıyor. Biliyorum biliyorum da 10 senedir bizim ya mahkum ettiğin yönetim. Ne kadar geriye gittik. Kültür, sanat, spor, neredeyiz? Ben doğma büyüme Kartaltepe'liyim. Ha, komşuyuz o zaman. Kartaltepe Spor Kulübü'nün 35 yıldır başkanıyım. Her semtte oturdum. Ben Osmaniye'liyim ben. Bina sitesi var Osmaniye'nin en büyük sitesi. Bakırköy'ün en büyük sitesi. 264 daire. Oranın yönetim kuruluyundayım. Şu anda orada mı sağlıyorsun? Hala oradayım. Başkanlık sistemini kaldırdım. Hocamın oyu benim. Komşum çünkü. Şimdi... Çalışırdınız. Hocam beni nereden tanıyacak? Ben Orkun Oğlu Kolej'den girsem. Yani Türkiye'de dünyada en çok burs veren bir okuldum. Evet. Nedense yaptırmadılar bizi. Biraz Atatürkçü olduğundan dolayı çok uğraştılar bizimle. Dediğim gibi eğitimci ve spor kulüp başkanıyım. Doğma büyüme Bakırköy'lüyüm. İlk kez Bakırköy'de öyle doğma büyüme bir kardeşimiz adayı çıktı. Zaten bunları iyi yönetse ben aday olmazdım. 10 yıldır izliyorum, 15 yıldır şu Bakırköy'ü ne hale getirdiler. Çok önemli. Sizin veya başkasının aday olması tabii hepinizin gönülden istiyorum. Ben sizin kardeşiniz olarak desteğinizi bekliyorum. Ama yani bizlere de destek verilmesinden ben tarafından. Belediye başkanı olmasam da biz engelliler otelini açıyoruz. Yani belediye başkanlığıyla alakalı değil o. O engelli kardeşlerimize sahip çıkacaktık. Sahilde düşünüyorum. Kartaltepe'de yapacaktık ama daha böyle sahilde, bahçede, denizin önünde böyle şık olsun biraz. Nefes alsınlar, emeklerimiz için, yaşlarımız için de öyle yapacağız. 5 yıl okudum Bakırköy Lisesi'nde. Harika. Hangi yıllarda? 6. sene Süleyman Karabulut attı beni okuldan. Ondan sonra bir Koca Sinan'a gittim. Son 1,5 ay. Normalde Bakırköy Lisesi'ni almam gerekiyordu. Orada kolayıma geldi. Çünkü ders 6 tane dersimiz, zayıf dersim bir anda kayboldu. Matematik, kimya, fizik hayatta veremezdim. Oradan mezun olduk ama bütün arkadaşlarım, doğma büyüme Kartaltepe'liyim, Bakırköy'lüyüm. Evet. Kartaltepe Spor Kulübü'nün biliyorsunuzdur başkanıyım. Bu göreve talip olduk. İçimizde yaklaşık 10-15 tane de Bakırköy Lisesi mezunu arkadaşımız var. Zaten çevremde oradan oluyor. Kulüp burada da doğup büyüyünce nereden olacak başka çevre? Her mahalleden bir abimizi, ablamızı aldık. Onları danışmanlıkla, mahalle başkanlığıyla görevlendirdik. Değişik bir politika güdeceğiz. Değişik bir belediye yönetimi göstereceğiz. İçinizden biriyim. Doğma büyüme dediğim gibi buralı olduğum için destek amaçlı hem tanışma amaçlı geldim.